Alıntı 1. Dil edinimi, iletişim kuran kişilerin ifadelerinin formundan ziyade naklettikleri ve kavradıkları mesajla ilgilendikleri, hedef dilde gerçekleşen anlamlı etkileşim yani doğal iletişim gerektirir. Alıntı 2. Kavranabilir girdi dil ediniminin en can alıcı ve gerekli unsurudur. O halde en iyi metotlar, stresi düşük ortamlarda öğrencilerin gerçekten duymak istedikleri yani ilgili oldukları mesajları taşıyan kavranabilir girdiği sağlayan metotlardır. Bu metotlar gelişimin iletişimsel ve kavranabilir girdiğiyle ortaya çıktığını farkında olduklarından öğrenciyi erken gelişim göstermesi için zorlamak yerine onların hazır oldukları zaman gelişim göstermelerine izin verirler. İmza Stephen Krashen Bu ifadelerin sahibi olmanın dışında videomuzun ana konusunu da teşkil eden yabancı dil edinimi teorisinin 5 hipotezinin de sahibi olan Stephen Krashen çok kısaca söylemek gerekirse kimdir? Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde linguistik alanında profesörlük yapan Stephen Krashen, dil edinimi ve gelişimi teorileri üzerine ihtisas yapan bir uzman olmakla beraber, son araştırmalarının çoğu İngilizce dışındaki dillerin edinimiyle ilgilidir. 1980'den bu yana yüzden fazla kitap ve makale yayınlamış olmanın yanında özellikle ABD ve Kanada'nın her tarafında 300'den fazla konferans vermiştir. Krashen'ın yabancı dil edinimi teorisinin 5 hipotezi Krashen'ın yabancı dil edinimi teorisi 5 ana hipotezden oluşmaktadır. 1. Edinim-Öğrenme Hipotezi 2. Denetleyici Hipotezi 3. Girdi Hipotezi 4. Etkisel Filtre Hipotezi 5. Doğal Sıra Hipotezi 1. Edinim-Öğrenme Hipotezi Edinim-Öğrenme ayrımı Krashen'ın teorisindeki 5 hipotezin en temel olanı olmakla beraber, dil bilimci ve öğretmenler arasında en çok bilinenidir de. Krashen'e göre yabancı dil edimi iki bağımsız sistemi barındırmaktadır. Edinilen Sistem ve Öğrenilen Sistem Edinilen sistem ya da dil edinimi bebek ve çocukların ana dillerini öğrenirken geçirdikleri süreci oldukça benzer, bilinçaltı bir sürecin sonucudur ve hedef dilde konuşanların ifadelerinin formundan daha çok iletişimsel edime yani konuşanların konuştukları konuya konsantre oldukları anlamlı etkileşim yani doğal iletişim gerektirir. Buna karşın öğrenilen sistem ya da dil öğrenimi, biçimsel öğretimin sonucudur. ve Dil hakkında dil bilgisi kuralları gibi bilinçli bilgiyle sonuçlanan bilinçli bir süreçten meydana gelir. Öğretmen merkezli tümden gelimsel yaklaşım öğrenime sebep olurken, öğrenci merkezli tüme varımsal yaklaşım edinimle sonuçlanır. Kısaca bu ayrımda dil eğitiminde öğrenimin önemi edinimden çok daha azdır. 2. Denetleyici hipotezi Denetleyici hipotezi edinim ile öğrenim arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışırken bunlardan ikincisinin birinci üzerindeki etkisini tanımlar. Denetleme fonksiyonu öğrenilmiş dil bilgisinin pratik yani ameli neticesidir. Krashen'a göre öğrenim sistemi denetleyici veya düzenleyici rolünü yerine getirirken edinim sistemi ifade tetikleyicidir. Söz konusu bu denetleyici, planlama, düzenleme ve düzeltme fonksiyonlarını ancak ve ancak öğrenci yeterli zamana sahipse biçime ve dil bilgisayar doğruluğa odaklanıyorsa ve kurallara vakıfsa yerine getirir. Bu durumda bilinçli öğrenmenin yabancı dil ediminde sınırlı bir role sahip olduğu aşikar olmakla beraber, Krashen'a göre yalnızca muntazam konuşmadan samplıların düzeltilmesinde ve ifadeyi tabiri caizse daha cidalı bir görünüme sokmada kullanılmasından dolayı denetleyicinin rolü minör yani ufaktır. Buna ayık olarak Krashen, dil öğrencileri arasında denetleyicinin kullanımı ile ilgili farklılar olduğunu ileri sürer ve denetleyiciyi aralıksız kullanan, bilinçli bilgiyi öğrenmemiş veya kullanmayı tercih etmeyenler ile denetleyiciyi gereğine uygun kullananları birbirinden ayırır. Söz konusu kişilerin, psikolojik profillerin değerlendirilmesi, onların hangi gruba ait olduklarını belirlemede yardımcı olabilir. Genelde dışa dönük kişiler, under-users yani denetleyiciyi gereğinden az kullanan kişiler olmakla beraber, İçe kapanık ve mükemmelliyetçi kişiler, overusers yani denetleyici gereğinden oldukça fazla kullanan kişilerdir. 3. Girdi hipotezi Girdi hipotezi, Krashen'ın bir öğrencinin nasıl dil edindiğini, yani yabancı dil ediniminin nasıl gerçekleştiğini açıklama girişimidir. Girdi hipotezinin alakalı olduğu tek sistem edinim iken, öğrenim ile ilgisi yoktur. Bu hipoteze göre dil edinmekte olan kişi dilsel yetkinliğinin hali hazırdaki seviyesinden bir adım ileride yabancı dil girdisi aldığında doğal sıraya göre gelişir ve ilerler. Örneğin bir kişi x seviyesinde ise bu kişi için edinim x artı 1 seviyesine ait kavranabilir girdiye maruz bırakılınca gerçekleşir. Bütün herkes aynı anda aynı seviyede dilsel yetkinliğe sahip olamayacağından Krashen doğal iletişimsel girdinin ders planı yapımında anahtar rol oynadığını iddia eder. 4. Etkisel filtre hipotezi Etkisel filtre hipotezi, Krashen'ın bir takım etkisel değişkenin yabancı dil edinimine neden olmasa da bu süreçte kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı rol oynadığı düşüncesinin tecessümüdür. Bunlara örnek olarak motivasyon, özgüven, kaygı ve bireysel özellikler verilebilir. Krashen, yüksek motivasyonlu, özgüvenli, kaygısı düşük ve dışa dönük kişilerin yabancı dil öğreniminde başarı için daha donanımlı olduklarını iddia eder. Düşük motivasyon, düşük öz saygı, kaygı, içe dönüklük ve çekingenlik etkisel filtreyi yükselterek kavranabilir girdinin edinim için kullanılmasına engel olan bir zihinsel blok oluşturabilir. Diğer bir deyiş de filtrenin yükselmesi, dil ediniminin kösteklenmesi anlamına gelir. Bunun yanında pozitif etki gerekli olmasına karşın dil ediniminin vuku bulması için kendi başına yeterli değildir. 5. Doğal sıra hipotezi Doğal sıra hipotezi, dil bilgisayar yapıların ediniminin doğal bir sırayı takip ettiğini öne süren araştırma sonuçlarıyla temellendirilmiştir ki bu zaten öngörülebilirdir. Belirli bir dil özelinde bazı dil bilgisayar yapılar erkenden edinilirken bazıları daha sonra edinilir. Bu sıranın öğrencilerin yaşları, ana dilleri, edinilen dile maruz bırakılmanın koşullarından bağımsız olduğu görülmüştür. Ne kadar bireylerin sağladığı veriler tam olarak uyuşmasa da, dil ediniminde bir doğal sıranın varlığını gösterecek seviyede kayda değer istatistiksel sonuçlara ulaşılmıştır. Buna karşın Krashen, doğal sıra hipotezinin bir dil eğitimi müfredatının bu araştırmaların sonuçları üzerine temellendirilmesi gerektiği anlamına gelmediğine dikkat çekmekle kalmaz, söz konusu dil edinimi olduğunda dil bilgisi merkezi bir seviyelendirmeyi reddeder. Krashen'in görüşüne göre gramer eğitiminin rolü Krashen'e göre bir dilin yapısının çalışılması genel eğitsel avantajlar sağlayabilir. Buna karşın ortaya çıkabilecek herhangi bir fayda öğrencinin zaten dile hali hazırda yeteri kadar aşina alıp olmadığına bağlıdır. Dilin incelenmesinin, kuralların formülasyonunun, istisnaların ve kuralsızlıkların belirlenmesinin ve hedef dille alakalı karmaşık olguların öğretilmesinin dil eğitimi değil, iletişimsel yeterliğe ulaştırmayan lingüistik bir çalışma olduğu net olarak anlaşılmalıdır. Gramer yani dil bilgisi öğretiminin dil edinimine faydalı olabileceği tek durum öğrencilerin kendilerinin buna istekli olduğu ve öğretimin yine hedef dil aracılığıyla yapıldığı durumdur. Çoğu zaman öğretmenin hedef dilde açıklama yapabilecek kadar kabiliyetli olduğu durumlarda hem öğrenciler hem de öğretmenler biçimsel dil bilgisi çalışmalarının yabancı dil ediniminde asli yere sahip olduğu konusunda ikna olurlar. Başka bir deyişle öğretmenin ifadeleri bu süreçte kavranabilir olmanın gereklilikleri yerine getirir ve belki de öğrencilerin de katılımıyla sınıf dil edinimine uygun bir ortam haline gelir. Bu durum anlaşılması çok güç bir noktayı teşkil eder. İş bu aslında hem öğretmenler hem de öğrenciler dil edinimindeki gelişimlerinin dil bilgisi çalışmalarından kaynaklandığını düşündükleri derecede yanılıyorlardır. Çünkü böyle bir ortamda edinim üzerinde çalışılan konunun kendisinden değil, bu konu üzerinde çalışırken Hedef dil aracı olarak kullanıldığından dolayı bu aracı dolayısıyla gerçekleşmektedir.